Sabah saatlerinde Konacık beldesindeki bir restoranda bir araya gelerek kahvaltıda buluşan ilçe başkanları seçim propaganda süreci ve seçim günüyle ilgili bazı konuları değerlendirdiler. Hem Bodrum hem Türkiye için örnek bir davranışa imza atan AK Parti ilçe başkanı Akif Demiröz, CHP ilçe başkanı Recai Seymen ve MHP ilçe başkanı Asım Başaran seçimle ilgili olarak son 10 günlük propaganda dönemi içerisinde yapılacak miting ve etkinlikler için karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Şey yapıyoruz ama cuma aynı güne İlçe başkanlarının samimi bir havada gerçekleştirdikleri toplantı sonunda konvoy yapılmaması, seçim günü sandık görevlilerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mitinglerin ve propaganda çalışmalarının sevgi, saygı ve hoşgörü içerisinde geçmesi üzerine karar birliğine varıldı. CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Kocadon, MHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun ve AK Parti Bodrum Belediye Başkan Adayı Ali Server Yazgan'ın projelerini ve planlarını anlatacakları son propaganda sürecine girilirken, ilçe başkanlarının bu yaklaşımı seçimlerin Bodrum'a yakışır, demokratik bir atmosferde geçeceğinin işaretini verdi. Geçmişte de bu yapılmıştı ama bugün daha yeni Büyükşehir Yasası adı altında çok yarım adanın hepsini kapsayan bir organizasyon olduğu için. Toplantı sonrasında bir açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi Bodrum İlçe Başkanı Akif Demiröz görüşmeyle ilgili şunları söyledi. Seçim kampanyasında vatandaşlarımızı rahatsız etmeyecek şekilde görüntü ve ses kirliliğine sebep olmayacak şekilde konvoy düzenlememek, vatandaşlarımıza saygılı, çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde bir seçim kampanyası yürütmek üzere ilçe başkan arkadaşlarımızla anlaştık. Ve bunun yanında seçim günü sandık kurullarına yapılacak ikram hakkında da konuştuk. Bunu da üç partinin müşterek olarak üstlenip bir elden yapmasında karar verdik. Toplantıyı değerlendiren Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen ise şöyle konuştu. Hem seçim propaganda dönemi, miting dönemi başlıyor. Seçimlerin birbirimize saygılı bir şekilde geçmesi, toplumu rahatsız etmeyecek, çevreye duyarlı bir şekilde geçmesi anlamında aramızda fikir birliğinde bulunduk. Seçim günü de sandık görevlileriyle ilgili onların ihtiyaçlarının karşılanması, o günkü durumla ilgili yine bir durum tespiti yaptık, aramızda anlaştık. Hepimize hayırlı olsun, Bodrum'a hayırlı olsun bu seçim. Teşekkür ederim. Son olarak konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Bodrum İlçe Başkanı Asım Başaran ise toplantıyla ilgili değerlendirmesini şu sözlerle dile getirdi. Yine bir ilki gerçekleştiriyor. Biz hem milli ekonomimizde kayıp olmasın diye sandık görevlilerimizde, sandık başına görev alacak bütün arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını ortak karşılama adına ortak bir karar aldık. Geçmişte de bu yapılmıştı ama bugün daha yeni Büyükşehir Yasası adı altında çok yarım adanın hepsini kapsayan bir organizasyon olduğu için ilçe başkanı arkadaşlarımızla bu mutabakada vardık. Bodrum'un kendine yakışan bu hoşgörü ve uzlaşıdır. Ve uzlaşıların diğer alanlarda da devam etmesi temennisiyle bu 2014 mahalli idareler seçiminin hepimize, tüm yarımadamıza ve insanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.